arkadaşlar. Bugün yine karşınızdayız. Bu hafta makromeden neler yapabiliriz? Evlerimizin makrome ipleriyle nasıl süsleyebiliriz? Onları konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Fatma Hocam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık davetimize. Teşekkür ederim. Rica ederim. Beni kabul ettiniz. Sizi tanıyalım öncelikle hocam. Ben Fatma Korkmaz. El sanatları hocalığı yapıyorum. Bu işlerle uğraşıyorum. Çok güzel ürünler çıkartmışsınız zaten orada. Kursiyerlerle, el birliğiyle beraber yaptığımız birkaç ürünü getirdim. Harika. Şimdi şu an zaten bunlar çok moda. Düğünlerde, evet, hediyelik olarak bebek mevlütlerinde dağıtılıyor. Nişanda, düğünde, işte bebek mevlütlerinde. Trend Evet, ona davetiye yapıştırıyorlar. Evet. Çok revaçta. Yani makrome elde yapılan, hiçbir alet kullanmadan yapılan bir örgü tekniği. Yani sizler de makrome ipinden istediğiniz, aklınıza gelebilecek her türlü aksesuarı yapabilirsiniz. Tamamen hayal gücünüze kalmış. Bir de çok rahat yapılan bir el işi. Yani sökülebiliyor. Yanlış yaptığınız zaman sökebiliyorsunuz. Yani bir iğne oyası gibi değil. Değil. İğne oyasında kesiyorsun. Evet. Ziyan oluyor. Evet. Ama bunda öyle değil. Söküyorsun, yeniden aynı ipi kullanabiliyorsun. Süper. Evet hocam, bugün seyircilerimiz için neler yapacağız? Bir anahtarlık yapmayı düşünüyorum. Tamam, süper. Daha rahat... Daha çabuk yapabileceğimiz bir tamam, şey. Tamam, hemen video izledikten sonra arkadaşlarına evet, yapabilecek kolay evet, bir tarif evet, vereceğiz. Zaten siz diğer tariflerinizde... Şöyle bir şey, ilk makromeye başlayan önce ufak böyle bir anahtarlıktan başladığı zaman... Elini alıştırsın. Tekniğini öğreniyor. Birkaç evet, teknik çalıştığımız zaman bu ortaya çıkıyor. Sonrasında zaten istediği malzeme, aksesuarı yapabiliyor. İstediğini yapabiliyor. Bunun için biz zaten 3 büklüm makrome ipi kullanacağız. Evet. Bu arada arkadaşlar, ürünlerinizi simsolop.com internet sitemizden temin edebilirsiniz. Buradan da size tekrardan iletmek istedim. Biz şimdi yapım aşamasına geçiyoruz. Hocam bütün ince ayrıntısına kadar sizlerle paylaşacak ölçüsünü, nasıl yapıldığını. Sonradan görüşmek dileğiyle. Şimdi makromemize başlayacağız. Malzemelerimizi ben söyleyeyim. Bir halkamız var. Sabitlemek için bantımız var. İpimizi kesmek için mezurumuz var. Makasımız var, tarağımız var. Burada birkaç çeşit tarağımız var, yani fırçamız var. Kendime göre bunları da kullanıyorum. Harika hocam. 80 santim kadar kesiyorum ipi. Bundan birkaç tane keseceğiz. Büyüklüğüne göre değişiyor. 80 santim. Her şeyimizi iki kat iple kullanıyoruz. Birkaç tane daha keselim. Şimdi 80 santimlik ipler kesiyoruz. Evet. 6 adet. Taranabilen, sonradan uçlarını tarayabileceğimiz ipler kesiyoruz. Yani yapacağımız örneğe göre de ebat değişebiliyor. Makrome yaparken hep ölçülü mü yapmamız gerekiyor? Genelde ölçülü. Yapacağın ürününe göre 2,5 katı. 2,5 katı gibi ölçü kullanıyorum ben. Yani yetmediği zaman zaten ipin arasından iki ipi renginden bir iple ter gibi birleştirilebiliyor. Yani ekleme yapabiliyor. Tabii ekleme yapılabiliyor ama biz mümkünse eklememeye çalışıyoruz. Şimdi, evet, yani çirkin durmasın diye. Şimdi iplerimiz hazır. Bunu ikiye bölüyorum. Halkamıza alttan geçiriyorum. Geçirdiğimin içinden ipi çıkartıyorum. Bu şekil. Düz yeri burası olacak zaten. Birinciyi geçirdik. Evet, birinciyi geçirdik. Toplam 6 tane ipimizi o şekilde geçiriyoruz. Evet. Halkamızın evet. Şimdi buradan da bunu geçirelim. Şöyle değiştirelim yönünü. Aynı yönden yapalım ki yanlışlık yapmayalım. Şu şekil. Evet, 2 oldu. Şimdi tekrar. Yani kolay bir teknik, bir de çok rahat yapılabilen bir ev işi. Müzik
sonra mı sabitleyeceğiz hocam? Evet. Şimdi geçirelim. Ondan sonra sabitleriz. Şimdi bantımızı kullanalım. Şimdi örgümüze başlayacağız. İkiye ayırıyoruz bunu. Üç ip bir tarafta, iki kat iki kat, üç tanesi bir tarafta. Şimdi bir taraftakinden başlıyoruz. Altı tane ipimiz var. Önce bunu alıyoruz elimize. Bu elimize sabit bir ip olacak. Şimdi düğüm atacağız. Bu şekil. Bir düğüm. İki tane atıyoruz düğümü. Aynı yere iki adet düğüm. Evet. Ve sıkıştırıyoruz. Şu şekil. Bunu bırakıyoruz. Tekrar buradakini alıyoruz. Bu elimizde sürekli sabit kalacak. En başta olan. Evet. Evet. Araya böyle bir şey boşluk bırakabiliriz model çıksın diye. İki tane. Modeli örneği tamamen size kalmış. Tabii. Her örnekte çıkabiliyor ama yani şimdi burada ufak bir şey olduğu için modelini biz kendimiz uygulayabiliriz. Zaten birkaç model var. Onları gösterebilirim. Biraz uzatıyorum ortadaki boşluğu. Küçükten büyüğe doğru. Evet. Kısadan uzuna doğru gidiyoruz. Düğümleri de böyle sıkıştırıyoruz. Evet. Şimdi bu yarıya kadar bunu böyle düğümlerimizi atacağız. Son ipi sabit ip olarak alıyoruz elimize. Şu olması gerekiyor. Bu sabitimiz. Bunu da buradan yine düğüm atıyoruz. Hep iki düğüm atıyoruz. İki düğüm atınca şekil bu şekil çıkıyor. Bunu kenara koyuyoruz. Sonuna geldik. Diğer yarısını da bitirdik. Evet, bitirdik. Çift düğüm atarak, şekil vererek bitirdik. Şimdi şuradaki ipimizi birleştiriyoruz. İki düğüm atarak birleştiriyoruz. Böyle tam sabit olacak. Birleştiriyoruz. Şöyle tırnağımı. Evet. Birinci örneğimiz çıktı. Şimdi ortadan başlayalım. Ortadan başlayalım. 6 ip ayırdık, 6 ip ayırdık. Buradan kısa yaparak uzatalım. Şimdi tam tersini yapacağız. Evet, tam tersini yapacağız. Bu yine sabit ipimiz. Çapraz bir model çıkacak. Evet. Çapraz bir modelimiz çıkacak. Biz halkayı sabitleyelim dedikçe halka yerinde durmuyor hocam. Evet, örtü biraz şey yapmıyor. Önünü de kapatmak istemiyorum. Bu şekil. Arkadaşlar siz yaptığınız zaman altına böyle karmayan, bantın güzel yapışabileceği bir leme seçerseniz daha rahat yaparsınız. Aslında hiç örtü sermesek de evet. Olurmuş ama tekrar bantlayabiliriz. Halkamız çıkmaması için yeniden bantladık. Sabit olması lazım. Örneği güzel yapabilmemiz için sabit olması lazım bizim. Çünkü kaymaması lazım. O yüzden tekrar sabitledik. Şimdi bu taraftan soldan sağa gidiyoruz. Bu sabit ipimiz. Arasından geçiriyoruz. Tırnağımla düzeltiyorum. Her ipte iki düğüm atıyorum. Ve bunu bırakıyorum. Tekrar öbürünü alıyorum. Sabitim yine elimde. Böyle elimle uzatıyorum. Sıkıştırıyorum.
sonra tekrar sıkıştırıyorum. Bunu da atıyorum. Yaptığım karışmasın diye üst tarafa koyabiliyorum. Bu makrumede yanlış yaptığınız zaman sökme şansınız var. Yıkanabiliyor, bozulmuyor. Kendinize göre örnek kurabiliyorsunuz. Önemli olan sık düğüm atmak. Evet. Yani gevşek olmaması, açılmaması evet. için. Açılmıyor zaten. İki çift düğüm attığımız için bayağı bir şey oluyor. Tamam, bunu da bitirdik. Bu şekilde. Şöyle bir saat edelim. Şimdi başka bir örnek yapalım. Ortadan örnek kuralım. Alalım buradan 6 taneyi. Şimdi ortadan bir düğüm atalım. Bunu ortaya attım. Eşit yapalım. 3, 3. Eşit bir şekilde 3'er tane ayırdık kenarlardan. Ayırdık. 2'şer tane alıyorum elime. Burada bir makramenin ana tekniği olan bir düğüm atıyorum. İki ipten. Ve şöyle çıkartıyorum. Çekiyorum. Böyle bir tane attık ama bir tane daha atacağız. Birini de buradan atalım. Arasından geçiriyorum. Evet, böyle sıkıştırıyoruz. Evet, örneğimiz. Şimdi tekrar birleştirilmemesi gerekebilir. Böyle birleştirelim. Örneğimizi bitirelim. İpimizin geldiği şekilde. Evet, yarısını yaptık. Şimdi bu 6 tane yarısını buradan yapalım. Bu yine sabit ipimiz. Düğüm atıyoruz. Ve 2 düğüm atıyoruz. Özellikle 2 düğüm. Bütün makramelerde 2 düğüm şeklinde mi ilerlemiyoruz? Bu düzlerde 2 düğüm atılıyor. Evet, evet. Normalde tek düğümle de yapılan örnekler var sanırım. O kadar da yok. Yani hep genelde 2 çift düğümdür bu. Makramede çift düğüm atılır. Tırnağımızdan da şöyle güzel tüyümüz düzgün olsun. Biz ipimizi zaten kısa tutmuştuk arkadaşlara örneğimizi göstermek evet. için. Onlar isterlerse tabii ipi biz 80 santim. 80 santim ip kestik. Yani bir motif çıkartalım diye yaptık. Kemerde falan belinizin ölçüsünün ne kadar bir ölçüyse onun 3 katı. 3 katı ip kullanıyorsunuz. Yani 1 metrelik örnekse 3 metre kullanmamız gerekiyor. Tabii. 3 metre kullanmak gerekiyor. 2,5 katı. Ama biz fazlalık olsun diye örneğinden örneğe değişebiliyor. Örneğe bir tohum yapıyorsun, ip fazla gidiyor. O yüzden ipimizi kısıtlamayacağız. Şimdi bu kadar. Evet, ortayı da böyle yaptık. Olmazsa şuradan birer başka bir örnek de yapalım ucuna. Ucuna yapalım. Şimdi şuradan alalım. 3 tane ipimizi alıyoruz. Biri ortada. Soldakini böyle D şekline sokuyoruz. Sağdakini de en alttan içine sokuyoruz. Ve çekiyoruz. Arada boşluk bırakabiliriz. Bu sefer sağdakini D şekline sokuyoruz. Soldakini alıyoruz. Evet. Evet, bu da makramenin ana örneğinden biri. Bu. Şu çantalardakiler, şunlar. Şuradaki. Şimdi tekrar bunu yapalım. Şimdi soldakine D şekline sokuyoruz. İsterseniz sağdan da başlayabiliyorsunuz, soldan da. Ama bir taraftan D yaptığınız zaman öbür taraftan tekrar D yapmanız gerekiyor. Aynı yönden yaptığınız zaman örnek farklılaşıyor. Arasından sokuyoruz. Bir boşluk bırakıyoruz. Bu sefer sağı D şekline sokuyoruz. Arasından
tuttuğumuz zaman düğümü çekiyoruz, sıklaştırıyoruz düğümü. Bu şekil. Şimdi bunları yapalım. Soldaki D yapıyoruz. D şeklini sokuyoruz. Sağdakini düz alıyoruz. Sağdaki ipimizi arasına sokuyoruz. Ve üstteki şöyle boşluğumuzda yapıyoruz. Bu sefer öbür yönden D yapıyoruz. Aradan soktuğumuz zaman örneğimiz çıkıyor. Buradaki örneğimiz de V şeklinde oluyor. V. Bu farklı bir şey. Bu makramenin ana tohumu diyeyim. Yani ana modeli. Genelde makramede, sarkaçlarda bu kullanılıyor. Budur yani. Bunun sayısını 3 tane değil de 6 tane iplerle yapabiliyorsunuz. İpin şeyine göre değişiyor. Yani fark etmiyor. İnce de olabiliyor, kalın da olabiliyor. Mesela ben bunu 3 tane ile yapmazdım da 6 tane ile de aynı tekniği kullanabilirdim. 2-2 bölerdim. Veya 2 tane 2 tane kenara koyardım. 5 iple de ortada bir tek ip kalırdı. O da olurdu. Yani ipler bizim elimizde olan bir şey. Zaten örnek kendini gösteriyor. Rahat yapılan bir model bunlar da böyle. Evet, yaptık. Şimdi kesebiliriz aslında. Şöyle bir şekilde. Sarayı mı keseceğiz öyle yok, yoksa? Hayır, önce keseceğiz. Sonra tarayacağız. Önce bir göz kararı keseriz, sonra tararız. Şimdi tarağımızla. Açıyoruz. Şimdi bantımızdan çıkartıyoruz. Çıkarttıktan sonra tekrar buradan tarayalım. Saç spreyimizle sıkıp kolalı olacak, sabitlenecek. Açalım spreyimizi. Tutayım. Bu şekil. Tekrar fırçayla tararız. Düzeltiriz. Bir de arkadan, özellikle püsküllerini sıkıyorum. Örneğe sıkmıyorum. Çünkü örnek yeterince kalınlığı yerinde. Taraftan da tarayalım. Kuruması gerekiyor bunun. Örneğe sprey sıkmadık. Zaten örneğimizin ipleri çift düğüm attığımız için yeterince kalınlığı var. Püsküller sabit kalsın diye saç spreyliğini kullanarak püsküllerini spreyledik. Kuruduktan sonra kolalı gibi olacak. Evet arkadaşlar, bugün Fatma Hocam'la birlikte sizlere makromeden küçük bir örnek çıkarttık. Biz bunu kısa tuttuk. Siz isterseniz uzun bir şekilde modelle kullanabilirsiniz balkonlarınıza. Nelerde kullanabilirler hocam bu modeli arkadaşlarımız? Bunu dediğiniz gibi balkonlarda, kapı süsleri, özel günlerde, bebek odaları tabii ki birine hediye amaçlı da olabilir, çantaya takılabilir, çantaya aksesuar olarak da takabilir, dış kapıya takılabilir, her yerde kullanılabilir. Biz zamanımız olmadığı için kısa tuttuk objemizi, ürünümüzü. Zaten bir sonraki videolarımızda çantalarımızı, anahtarlıklarımızı, terliklerimizi, orada telefon kılıfı görüyorum, pazar çantamızı görüyorum, gazeteliğimiz, aynalığımız. Bir sonraki videolarımızda bunları uzun uzun anlatırız arkadaşlarımıza. Onlara da örnek olur zaten. İnşallah. Evet arkadaşlar, siz de eğer bizlerle birlikte aynı atmosferi yaşamak istiyorsanız WhatsApp ve sosyal medya hesaplarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Sizleri burada konuk almaktan onur ve gurur duyarız. Ayaklarınıza sağlık hocam. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Birlikte hoşça kal diyelim mi ekranlarındaki arkadaşlarımıza? Diyelim. O zaman görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.